Erdoğan Bey, nereye gidiyoruz böyle? Yaylalara çıkıyoruz. Yaylalara çıkarken yolda durup bazen etrafı seyrediyoruz ve mis gibi havasını içimize çekiyoruz. Gözlerimiz hep etrafta derken mis gibi acuklara ulaşıyoruz. Acuk bildiğiniz bir tür yabani elma ama tadı o kadar ekşi ve buruk ki üstelik bu elma şeker hastalığına şifa. Acuk daha yemişi diye geçiyor. Gözümüzün aldığı kadar, elimizin yettiği kadar doldurduk sepetimize, kovamıza mis gibi acuklarımızın ekşisi de oluyor. Marmelatı da arkadaşlar çok şifalı derken ben burada hemen kuşburnuları gördüm. C vitamini kaynağı kuşburnuyu kurutun arkadaşlar bolca. Marmelatını yapın, yapamazsanız biz yapıyoruz, alın. Çördük soran takipçilerimiz için çördüklerin olmasına 10-15 gün var arkadaşlar. Çördük ağacını da buradan bir güzel selamlayalım. Çünkü kim bilir kaç kişi ev sahipliği yaptı. Kim bilir neleri gördü. Çördük ağacı, sana teşekkür ediyoruz. Biraz dolandıktan sonra tabii ki ben yine acıktım. Eşim hemen ateşi yakma derdine düştü. Ve bir güzel ocağımızı ayarladık. Semaverimiz hazır. Ateşini koyacağız. Eşim yemek işleriyle uğraşırken ben de bir güzel soframızı hazırladım. Tabağımız, bardağımız derken bu arada hava çok soğuk. Hemen hırkalarımızı giydik. Patlıcanlarımız közlendi. Biberlerimiz, domateslerimiz mis gibi. Ve kızarmış ekmek benim en sevdiğim aslında. Hemen ekmeklerimizi de kızarttık. Ve domatesle kızarmış ekmek harika. Mutlaka deneyin. Tabii ki bir çay manzaramız olmasın mı? Ama burada eşim oturdukça bana bir şeyler oluyor. Onu hiç oturtturmak istemiyorum. Hadi o zaman doğada neler var bakalım. Burada mavi dünya dikeni, topuz dikeni. Çok şifalı bir bitki bu arkadaşlar. YouTube kanalında hepsinin açıklaması var. Bir tanesini kırıp bakalım derken. Bu boş çıktı sanırım. Evet. Hemen ikincisini. İşte mavi dünya dikeni. Hemoroid ve basur için en şifalı bitkilerden. Biraz sertleşmiş olsa da ben onu yedim. Şifa olsun. Çok lezzetli. Çocukluğumuza en çok yediğimiz meyvelerden. Burada aluçlara bakayım dedim. Aluçlar henüz olmamış. Evet, eşim karar verdi. 15 günü var diyor. Buralara kadar gelip de yaylaların suyundan içmemek olmazdı. Mis gibi şifalı suyundan içtik ve manzarasını bir güzel seyrettik. Oh Allah'ım, ne kadar güzel yerler. Yaylalarımız, ormanlarımız hep daim olsun, hep daim olsun. Dönüş yolunda ise bu gördüğünüz ardıç. Dikenli ardıca rastladık. En şifalı bitkilerden dikenli ardıç. Dikenli ardıçları görünce hep ardıç kuşu gelir aklıma. Çünkü biliyorsunuz ki ardıç kuşu ardıç tohumlarını çimlendiriyor. O kadar güzel ve lezzetliydi ki nefesimiz açıldı. Tohumlarını da dikkatlice kendisini yiyip tohumlarını da doğaya bırakıyoruz. Tabii ki bunları ardıç kuşu alıp yiyip çoğaltıyor. Ardıç ağaçlarının çoğalmasının en birinci sebebi ardıç kuşları. Evet, burada da böğürtlenleri, karamuk deriz biz. Bunları gördüğümde o kadar mutlu oluyorum ki konuşamıyorum bile. Eşim sağ olsun hep benim elime doldurdu. Tabii o da bu arada yerken ben de elimdekileri yiyeceğim diye sizlere gösteriyorum. Şifa olsun. Bu arada yerimizi değiştirdik. Kahve içmeye başka bir yere geçtik. Hemen buradan da bir güzel kahvemize suyu dolduruyorum. Köze koyuyorum. Mis gibi. Bu kadar yayla yolu gelinip de kahve içilmeden gidilir mi? Biraz köpüklü, biraz köpüksüz oldu ama inanın tadı çok güzeldi kahvemizin. Şöyle kahvelerimizle bir veda fotoğrafı yapalım derken gökyüzüne teşekkür edelim.
Ormandaki ağaçlara teşekkür edelim. İyi ki varsınız, nefesimizi açıyorsunuz ve altında bizi gölgelendirdiniz. Çok teşekkür ederiz. Ve dönüş yoluna geçmişken tepemizde uçan bu kuş Erdoğan Şahin'in Doğan'ı mı Şahin'i mi anlam veremedik ama çok güzel bir gösteri yaptı bizim için. Güzel kuş, sana da bu güzel gösteri için çok teşekkür ederiz. Şuna bakın, nasıl da süzülüyor gökyüzünde. Teşekkür ederiz. Yeni videolarda görüşmek üzere.